Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla sizlerin değerli destekleri, beğenileri ve yorumlarıyla destek olacağınız videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uçak introsunu verdim sayın. Tamam mı? Uçak introsunu verdim sayın. Çünkü ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Bu ikinci kere çektiğim altıncı video. Yok ikinci kere çektiğim üçüncü video. Toplamda altıncı video. Erşanım uymam lazım. Ama sizlere de videosuz bırakmam. Çünkü sanayide bayağı işim var. Bayağı uğraşacağım. inşallah hayırlısına çözüme kavuşur. Sizlere videosuz merak, merakta bırakmak istemiyorum. Dün 21.45'te video çekemedim. Çünkü sanayiden eve gelmem saat akşam onu buldu. Sorun çözülemedi. Bakalım inşallah bugün çözülür. Dualarınızı eksik etmeyin. Ee, şimdi adadan kötü haber. Stoper gelmiyor. İkinci haber Fenerbahçe'de stoper hedefi. İlk olarak Fenerbahçe ee, Watford takımından William, Trust, Ekong'u almak istemiş. Yani hem William'ı hem Trust'u hem Ekong'u değil. Üçünü birden almak istemiş. Üçünü bir araya bir bünyeye gelip almak istemiş. Watford ne demiş? na now demiş. Fenerbahçe istemiş. Now now demiş. Terbiyesiz Watford. Ben ben sana now now'yu gösterdim. Now now ne ya? Ben sana gösterdim now now'yu. Bizde de Mahmut Bey var. Mahmut Bey de sana gösterdi. Ustu ustu gösterdi. Dikkat etmende fayda var. Şimdi Watford kulübü bizim isteğimize red cevabı vermiş. Ey Watford ya sen kimsin? Yok hakikaten istediğimiz futbolcu kim? Ben ilk defa duyuyorum adını. Bu arada futbolcunun geçmişinde de Bursa Spor'da oynamak varmış. Ya Bursa Spor'da oynamış geçmişinde. Bir kere bir şey söyleyeyim. Geçmişte Bursa Spor'da oynadıysa bizim taraftara göre zaten kafadan çöp. O olmaz. O parçası değişmiş onun. Onun değişeni var. Bizim taraftar onu kabul etmez. O, o yani net olarak çöptür bizim taraftara göre. Net olarak çöptür. İkinci hedef Lianko Vojnovic ismi. Ljanko Vojnovic ismi de hangi takımdaydı ya? onun ee, takımını not al dedim ama neyse. Ljanko Vojnovic ismi de 5 milyon euro piyasa değeri varmış. Yani 5 milyon euro piyasa değeri varmış Ljanko Vojnovic'in. Biz e, kiralık olarak istiyormuşuz. Ulan duyum veriyorsunuz millete. Haber veriyorsunuz millete. Yani tamam. Kabul. Ekmeğinizdesiniz. Siz de tıklama peşindesiniz. Bari mantıklı, dürüst haber verin. 5 milyon euro piyasa değeri varmış. 7,5'a mı ne almışlar zamanda? Bizde kiralama teklifi. Niye kiralayalım? Yalnız iki stoper içinde şunu söyleyeyim. Ben iki stoperinde ne adını, ne sanını, ne cismini duymadım. Daha önce de duyumunu vermedim. Yani hep şey oluyor ya genelde. Ha ben onu söylemiştim size. Bak onu da söylemiştim size. Bunu da söylemiştim size. Yapıyorum ya genelde. Bu bazen inandırıcılığını yitiriyor. He he bunu da söyledim falan filan yapıyordu. Ben bu iki ismi de söylemedim. Bu iki isim de bizim transfer gündemimizde yok. Ha bize stoper transferinde gündemimizdeki isimleri söyle derseniz tabii ki seve seve. Bir <laughs> falan diye başlıyormuşum. Ee, bir Rodrigo Becao Bekao için ilk istediğimizde 5 milyon euro talep ettiler. Sonrasında biz biraz ağırdan aldık. Hatta ağırdanın da ağırdan da alınca sonra dönüş yapınca 8 milyon euro yok öyle değil. Biz isteyince 5 milyon euro dediler. Biz Kim sattığımız andan itibaren tamam 5 milyon euroyu ne zaman verelim emirat mektubu dediğimiz anda 8 milyon euroya çıkardılar. Bu iki takım arasında biraz gerilmeye sebep oldu. Tabii o aralar futbolcunun burundan, estetikten ameliyatı var. Futbolcunun oynayamayacağı falan konuşuluyor, ediliyor. Düşünün biz bu şartlarda okey demişken. Yine bir nevi kulübü bize satmış oldu. Ve ihtimali hala var. 1-2-Leo Ortiz. Ortiz ihtimali de hala var. Bu da 2-3-Nino. Nino ihtimali çok düşük ama var. Ee, bu üç stoperinde gelme ihtimali var. Peki hocam sen hangisini istersin? Ben Bekao'yu isterim. İzlediğim kadarıyla Bekao'yu isterim. Bekao olmuyorsa, bakın Bekao olmuyorsa Kaan Ayhan isterim. Bekao olmuyorsa Kaan Ayhan isterim. Hocam nasıl Kaan Ayhan istiyorsun? Kaan Ayhan kim? Allah'ını seversen. Arkadaşlar Kaan Ayhan beğenmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Ama yabancı kuralında bizi perişan eden bir durum var. Biz 3 tane Türk'ü seçmekte çok zorlanıyoruz. Bütün takımlar zorlanıyor. Bütün takımlarında 3 Türk'ü seçme olayı çok büyük zaafa dönüştü. Bu arada 3 Türk demişken, Stoper demişken, Serdar Aziz dün takımla çalışmalara başlamış. Allah Allah. Ben bunu bir yerde duydum ama nerede duydum? Gazetede mi yazıyordu? Youtube'da, Kıd Kıdıköy, Sokak mı? Öyle bir sayfada duydum ben bunu ya. Allah var şimdi bir Kayseri spor maçında da oynar falan değil de tam olsun. Takımla çalışmalara başlıyor ya. Ama neden olmasın değil mi? Takımla çalışmalara başlayan futbolcu Kayseri maçında da oynasa bence dehşetül vahşet olur. Olabilir ya olmaz olmaz demeyin. Dünyada neler oluyor. Bak İbrahim Tatlıses kaç kere mesela Azrail'le mesaisinde hep sekti. Demek ki yaşayacak şeyi varmış. Kaan Ayhan gelirse... Düşünsene bak Serdar Aziz, Kaan Ayhan ikisini birlikte oynatırsın. Arkalı önlü. Hocam Lemos ne olacak? Lemos kim? Hocam Mauricio Lemosu. Lemos kim? Şey mi? Ee, Kürdan markası mı? Lemos kim? Ben Lemos diye birini ne gördüm? Ne gördüm? Ben Lemos'u tanımıyorum. Hocam Fenerbahçe'nin stoperi Lemos'tan bahsediyor. Fenerbahçe'nin Lemos diye stoperi mi varmış? Allah Allah. Siz iyi bir düşünün tam yazın adını. Tamam. Tamam hocam onu geçtim. Lemos'u geçtim. Tamam. Geçin ben tanımıyorum. Gustavo Henrique o kim? Gustavo Henrique demişken aklıma çok güzel bir fıkra geldi. Bir gün bir palyaço varmış. Ağlayanları güldürürmüş. Bir adam almış. Oktaymış demiş ki ben sürekli alıyorum demiş. O da demiş ki ona git o bul. O da demiş ki o da benim. Bu fıkrayı niye anlattım? NTV'de bir haber gördüm. Ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki Gustavo Henrique ile Buruma'yı Fenerbahçe gönderebilir yazıyor. Evet. Öyle yazıyor. Yani hayretler içerisinde okudum. Sanırsın sanırsın bu duyumu ben verdim de aradan 20 gün falan geçti. Başkaları da verdi gibi. Sanırsın bu duyumu ben üyelere 20 gün önce verdim. Bir 8-9 gün önce de Twitter'ıma yazdım. Hatta dedim ki ikisi birden giderse bir sağ stoper bir de forvet alınırsa kanala abone olur musunuz diye ya da üyeliğinizi sürdürür müsünüz diye birçok kişi söz verdi. Retweetledi ama hiçbiri tutmayacak. Ya da 2-3 kişi ancak tutacak. Çünkü delikanlı insan sayısı az. Ben Gustavo Henrique'nin buruma kim ben anlamadım onu. O konuda da biraz şeyim kafa basmıyor herhalde gece geç saatlerde tekrar videosu çektiğim için. Bana bir yazar mısınız? Lemos kim? Gustavo kim? Buruma kim? Hocam peki Atilla Salahi kim diyor musun? Yok Atilla Salahi'yi biliyorum. Atilla Salahi bizim oyuncumuz. Çok güzel teklifler aldı. Zenit'in teklifi 20 milyon euro. Ama arkadaşımız İngiltere'ye gitme niyetinde. İngiltere'ye gitmek istiyorum diyor. Ben işte İngiltere'ye gideceğim. Salça bidonlarımı götüreceğim. Annem gelin orada salça kaynatacağız falan filan diyor. Biz diyoruz ki oğlum hazırını alırsınız. Ya hazıra daha dayanmaz falan diyor. Biz Zenit'e ittirme şey ittirme nereden çıktı? Sapma peşindeyiz. Ama arkadaşımız West Ham'a gitmek istiyor. Ee, West Ham'ın adından vazgeçerse zaten bugün gider. İyi de hocam. Atilla Salah'ı takımda tutuyorsun. Tamam mı? Tamam paşa. Berisha'yı gönderdim. Berisha'nın kapı yapıldı bu arada. Keşke şu tut kart alsaydı. Tut kart direkt 4250 verip alacaktı. Ah şu tut kart ah. Çakallarla dans ekibini yaktın. Bizi de yaktın. Sen ki şu tutkartsın. Sen iddianın merkezindeki takımsın. Yani yakışık almadı. O hiç uygun olmadı. Yani senin yaptığın seviyesizlikten öte bir duruma geçti. Yani hoş bir durum değil açıkçası. Onu be belirteyim. Şu, şu tutkart dedik. Bağrımıza bastık. Kıyak şu tutkartmışsın. Helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. Helal olsun dayı oğlun. Ee, şimdi Maxi Gomez'le ilgili de son dakika diye Twitter'da paylaşıyorlar. Bak 3.8 milyon euro falan filan diyorlar. Ee, yani 3.8'e oraya veriyorlarsa demek ki arkadaşlar transferi satan biz değiliz 3.8'e kadar. Bizden 15 isteyen, 12 isteyen kulüp... Bu arada bir önceki videodaki ismin Carlos Vinicius olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Anlamadıysanız ben anlatmış olayım. Neyse. Biz işimize dönelim. Nerede kalmıştık? Berisha gitti. Serdar Aziz oynarsa Kaan Ayhan alabilirsen e ya yabancı kuralında yok şunu yazdım, bunu yazdım. Bir yap mesela Kayserispor maçında bile Serdar Aziz oynarsa Altay Serdar, Emre Mor ya da İrfan'dan birini oynat. Oynat o sahiyi sağ bekle. Oynat Alevski'yi sol bekte. Serdar'ın yanına koy Salah'yı. Zaten tanıyorlar birbirlerini. Bakın geçtiğimiz sezondan değişik olan sadece bir isim olmuş olur. Ki geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin savunma hattı çok güçlü ama sol beki kötüydü. Bence düzelmiş olur. Orta sahaya koy Crespo ile Zayt'sı. Ki Crespo arada da oynayabilir ama Kadıköy'deki maçlarda. Bu maçlık böyle olsun. Sağ açığa koy Emre Mor'u. Kadıköy'desin. Orvet'e koy e, Cao Pedro'yu. Cao Pedro'yu forvete koy. Şeyi de Joshua King'i de forvetin arkasına koy. Müthiş oldu. Müthiş bir tandem oldu. Sol kanat. E, sol kanat da enteresan. Yani sol kanada da Lincoln oynat. Güzel olur. Sol kanatta da Lincoln çok güzel olur. Yani ilginç bir tandem olmuş olur. İlginç bir olay olmuş olur arkadaşlar. Ee, onu da konuşmuş olduk. Subliminal duyumları da vermiş olduk. Serdar Dursun herhangi bir yere gittiği yok. 2,5 milyon euroya gitse falan filan rüyası gören arkadaş da var. Gönderip başka yerine Türk alabilecekseniz bu fiyatlara. Ne diyelim. yani çok enteresan şeyler var. Onu da konuşmuş olduk. Ee, daha dursun. Atlan yan uzay Sevilla'ya gitmiş. İyi en azından şeysiz değilmiş. Galatasaray Trabzonspor Grilliş'le ilgileniyordu. Grilliş Ayaksa gitmiş. Bak Fenerbahçe'de olsaydı küfürler ederlerdi. Derlerdi ki ulan işte bak Ayaksa bile futbolcu kaptırıyorsunuz şöyle böyle falan filan. Yani sabırla bekleyin. De Fenerbahçe olunca kırılış mırılış gitse hiç affetmezler ama söz konusu Galatasaray olunca herkes üç maymun hatta dört maymun. Onu da konuştuk. Adana Demirspor göndermiş Balotelli'yi hem de 2.6 milyon euroya hani 4'tü. Türk kulüpleri isteyince 4, yabancılar isteyince 2.6 sonra deyin ki ya Türk kulüpleri bizi sevmiyor. Neyse ben Galatasaray'a gider diye düşündüm ama Kaltasaray'a o kumara girmedi. Keşke girseydi. İyice karışırdı ortalık. Bir de bir turda o Kerem Aktürkoğlu'nu <laughs> Ben ne yapayım abi? Kendileri yapıyorlar. Ee, sonra rezervlik iptal ediliyormuş. Hem de bugün. Ben bunu da bir yerden hatırlıyorum ama çok ukalalık olmasın. Luan Perez niye alındı hocam? Luan Perez açık söyleyeyim ee, şu an geçer not alamayan bir isim. Luan Perez geçer not alamayan bir isim. Ama hakkımızda hayırlısı olsun. Gittikçe açılıyor gibi. Koray Günter ismi. Koray Günter takımının son maçına alınmamış. Son maçta kadroya alınmamış. Ee, bunu ya bizimle alakalı olabilirdi, olmayabilirdi. Her şey bizimle alakalı olacak diye bir şey yok. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Ama şu bir gerçek futbolcu kadroya alınmayacak kadar kötüyse demek ki Fenerbahçe anlaşmıştır diyenler de var esprisine. Hayırlısı başka. Kayseri Spor maçının ilk 11'ini de söylemiş oldum. Burak Kapacak için Sentetien'in miydi? Neydi o takım ya? Sentetik Tiner şey Sentetien. Sentetik Tiner ne lan? teklifi varmış bu takımın. Kabul edip etmeme konusunda tereddütteymişiz. Valla o sayıyı 18'e 20'ye 21'e gönderiyorsak gönderelim. Çocuk da kurtulsun. Yok o sayıyı kullanacaksa kullanalım. Yok kullanmayacaksak Fenerbahçe taraftarının tepkisi giderek artmaya başladı. Çünkü Fenerbahçe taraftarı diyor ki ligin en hızlı sağ beki bizde. Ya oynatalım ya oynatmayalım diye. Durum sıkıntılı. Ve e, ben şunu da söyleyeyim size. Osa'yı gitmek istiyor mu? Gitmek istemiyor. En azından bunu belirteyim. Burak Kapacak giderse kendi bilir. Ama gitmezse mesela Ferdi Burak Kapacak yapsan. Yok ya Burak Kapacak eğer az takımda oynatacak olsaydık. O kadar rotasyon yaptık maçlarda falan. İlla birinde oynatırdık herhalde. Ama oynatmadık. Son olarak da Fenerbahçe kiralık olarak Moise Kean transferini yokluyor demiş Hasan Aksu. Ben size ne diyorum? Şu anda Fenerbahçe bütün tuşlara basıyor. Ama becerebilecek. Ama beceremeyecek. Ben bilemem onu. Ama alabilecek. Ama alamayacak. Ben onu bilemem. Fenerbahçe'nin bütün tuşlara bastığından eminim. Bütün seçenekleri deniyor. Moise Kean ismi bildiğim kadarıyla Juventus'un da kendi futbolcusu değil. Yani orada da kiralık. Hani Juventus'un kendi futbolcusu olsa Ali Koç belki ikili ilişkilerini kullanır. Başkanlarıyla kan olmanın verdiği yetkiye dayanarak ister ama zannetmiyorum. Çok isimler ortaya atılıyor. Çok isimler silinir. Şu bir gerçek. Siz bu videodan ne anlayacaksınız? Kısaca tekrar edeyim. Bir. Ben Moeski'ni beklemiyorum. Serdar Aziz Kayseri maçında oynayabilir. Lemos, Gustavo Henrique, Buruma ismine dikkatlice odaklanın. Giden kaplarında isimlerini görebilirsiniz. Atilla Salah için şu an kalacak daha yakın. Eriş'e gitti. Satın alma opsiyonu kiralık. Lianco Voyvonich ismiyle alakamız yok. Ama zaten stoper hedefimiz buymuş. Öyle söylüyorlar. Bekao olabilir. Ortiz olabilir. Nino daha az olabilir. Kaan Ayhan olabilir. Balotelli'ye gitti. Serdar Dursun'a gitme ihtimali yok. Yanuzay, Sev Sevilla. Grilish, Ajax. Grilish, Ertuğrul. rezervlik <laughs> İptal. William Trost, Egonk. Ben beklemiyorum. Luan Perez. Yani bazı transferler biraz sonra da tutabilir. Ee, Koray Günter ismi gündemde. Mesela aslında şu var. Luan Perez alınıp Koray Günter'de yedeği yapılıp en azından bir Türk bir yabancı. Sağbek'te Bekao alınıp Serdar Aziz yedeği yapılıp bu şekilde devam etse herhalde kimse yine itiraz etmez. Bakalım ne olacak. Ya Pedro Joshua King Kayseri maçında 11 gibi. Burak kapacak için teklif ilk etapta kabul edilmedi ama bugün teklifi revize ederlerse satın alma opsiyonu kiralığa çevirilirse olabilir. O sayı içinde şimdilik kalacak diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.